biliyorsunuz genellikle insanlarda tek bir hastalık olmuyor maalesef. İşte hem mideniz rahatsız olabiliyor, hem tansiyonunuz olabiliyor, hem vertigonuz olabiliyor, hem böbreğinizde rahatsızlık olabiliyor. Bütün hastalıkları kişi bilinçsizce kullanmış olduğu kimyasal ilaçtan kaynaklanıyor. Rastgele kullanılan kimyasal ilaçlar bağırsak florasını bozuyor, faydalı bakteriler azalıyor. Faydalı bakteriler vitamin üretirken yerine toksik madde üreten mantarlar çoğalıyor. Mantarlar zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler üretiyor. Zamanla karaciğer bunu arıtmakta zorlanıyor, yağlanıyor. Karaciğer yağlandı mı kilit organ, iş bitiyor. Çünkü bağırsaktan gelen toksik maddeyi artık karaciğer arıtamazsa ne oluyor? Diğer organlara depolanır. Hangi organa ne kadar toksik madde depolanırsa bağışıklık sistemi bununla savaş ilan ediyor. Yok etmeye çalışıyor. Evet. Bağışıklık sistemi zamanla ne oluyor? İltihap, çeşit hastalıklar ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemi bununla başa çıkamaz hale geliyor. Yani kimyasal ilaç kullanıyorsun, hayatın bitiyor. Kullanmamak gerek. Yani rastgele. Bazıları baş ağrıyor, diş ağrıyor, karnı ağrıyor. Hemen biz sarılıyor. Biz tüketiyoruz ilaçları. Evet. Bu bir gerçek. Hiç gerçekten ilaç kullanmayan insanlar da var. Hani çok nadiren ilaç kullanın ama maalesef yüzdeye vursanız belki %70-80 insanlar en ufak şeyde hemen ilaca sarılıyor. Yani Türkiye dünyada en çok antibiyotik kullanan ilk sıralardaki ülkelerden birisi. Ağrı kesici ve antibiyotik artı şimdi bir de antidepresan en çok kullanan ülkelerden biri haline geldik. Antidepresan herkes kullanır hali moda haline geldi. Antidepresan kullanan kişinin karakteri de aklı yani ahlakı dahi değişiyor. 2 sene sürekli kullanırsa ahlaki değerleri değişiyor. Beyindeki hormon dengelerini bozuyor. İntihara meyilli hale geliyor. Ama ne yapsınlar hocam, şimdi doktora gidiyoruz. Doktor da antidepresan yazıyorsa kullanıyoruz. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktora gittiğinizde size depresyondan dolayı antidepresan yazmaz. Sarı kantoron hapı damlası derecesi var. Sarı kantoron yazar. Avrupa'da reçeteyle gider eczaneden sarı kantoron alıp kullanırsınız. Sarı kantoron antidepresandan daha etkili bir, yan etkisi yok. 2. Herhangi bir şeyi tetiklemez. 3. Peki bu sarı kantoronun mesela çayları oluyor galiba. Var mı çay, çayını insan? Var da etkisi. Şimdi sarı kantoronun birleşimindeki etken madde %1. Çayıyla içerek iyileşmeye çalışmak, depresif rahatsızlığı olan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dereceden rahatsız olan kişi için çok hafif. Yetersiz. Ama normal insanlar aslında günde bir tane sarı kantoron içebilir. Tabii tabii. Çünkü insanlarda aşırı bir stres, sinir hali var sürekli Türkiye'de. Herkes çok sinirli. Ramazan'ın haricinde ben programa çıkmadan önce 4 tane sarı kantoron alırım. Yarım saat önce 4 tane. Benim 4 programa kapsın. Çıkarken mi alıyorsunuz hocam? Yok, her zaman. Şaka yapıyorum. Her televizyon programında alıyorum. Evet, rahatlatıcı özelliği var. Çünkü İnsanlar mesela gece uyku problemi de yaşayabiliyor. Evet. Ona da iyi gelebilir. Yani mesela herhangi bir programda telefonla mesela başka bir firmanın adamı kasıtlı maksatlı arıyor. Maksatlı soru soruyor. Sakin olmaz. Ona göre uygun cevap vermen gerekir. Adam mesela orada hakaret dolu bir şeyler söylüyor kasıtlı olarak. Bu tür programlarda bazen oluyor. Sarı kantoron aldığın zaman problem yok. Sakin sakin konuşurum. Evet. Sarı kantoron kişiyi rahatlatır, relax. Herhangi bir yan etkisi yok. Ama antidepresan kullanırsanız vatandaş geldi bana böyle oturmuş ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Hanım beni evden kovdu. Niye kovdu? Cinselliğim sıfıra düşmüş, hormonu bitmiş. Niye bitti? Sadece antidepresan kullanmış. Antidepresan kullanmış, hormonları bitmiş. Cinsellik bitmiş. Hanım demiş ki kız kardeşimden farkın kalmadı. Güle güle demiş. Diyor ki benim 2 çocuğum var, ailemi seviyorum, ailemi terk etmek istemiyorum. Doktora git, doktora gittim diyor zaten diyor. Size gelenler de ne kadar kolay boşanıyor. Doktora gitmiş zaten. Doktoru demiş ki kullanmayacaktın demiş. Yani çok antidepresan kullanmış. Hormonları bitmiş. Peki ben yıllarca kullanmış. B12 vitamini, B vitamini de galiba bu strese karşı falan iyiymiş. Mesela B vitamini içeren bitkiler, besinler tüketilmesi de doğru değil mi sizce? Şimdi B vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit yani B9 vitamini. Bunu bu 3 önemli vitamin bağırsaktaki faydalı bakteriler üretiyor. Evet. Besinlerden alıyoruz bir. Bağırsaktaki faydalı bakteri üretiyor bunu. Biz antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, kimyasal ağrı kesici vesaire kullanırsak faydalı bakteri yok ediyoruz. Yok ediyor. Vitamin de gidiyor, bitiyor. Yani vitamin neden yok oluyor, azalıyor? Faydalı bakteri azaldığı için. Faydalı bakteri vitamin üretiyor, kendisi için üretiyor. Evet. Arı gibi, arı bal üretiyor yemek için, kendisi için, kışa hazırlık yapıyor.
Faydalı bakteriler de B6, B12 vitamini, folik asit üretiyor. Yani B9 vitamini üretiyor kendisi için. Onun binde birini belki bakteri harcıyor. Geri kalanı bünyemiz değerlendiriyor. Biz kimyasal ilaç kullanarak faydalı bakteri diyoruz ki hadi güle güle yerine mantar yerleşiyor. Mantarlar toksik madde üretiyor. Yani B12 vitamini bünyemiz zaten faydalı bakteri ürettiği için oradan alıyor. Bir, besinlerden alıyoruz. İki, bunu sentetik olarak alırsak risk çok büyük. Neden? Evet. Mesela Finlandiya'da iyi huylu prostat büyümesi olan 5000 kişiye E vitamini verilmiş ki iyi gelir diye. Ne oldu? Hepsi prostat kanseri oldu. Yani sen şimdi Amerika'da, Avrupa'da eskiden şu vitamini, bu vitamini, şu minerali kullanacaksın, kullanacaksın diyorlardı. İnsanlar avuç dolusu hap yutuyorlardı. Mesela ben bir Amerikalı bir bayanı tanımıştım Frankfurt'tayken. Sabah, öğle, akşam 15 çeşit hap yutuyordu. Ne oluyor dedim. İşte diyor vitaminlerde, işte o besinlerde, meyvelerde vitamin yok, mineral yok, şunu almam lazım, bunu almam lazım vesaire. Allah Allah diyordum ya. Ama sürekli hastalanıyordu buna rağmen. Ne oldu? Şimdi Amerika'da yapılan araştırmalarda vitamin haplarının, mineral haplarının bünyeye zarar verdiği ortaya çıktı. Çünkü bunlar bağırsakları tembelleştiriyor. Hı hı. Bağırsak tembelleştiği için, uyuştuğu için hazır almaya başlıyor. Sentetik. O sentetik vitaminlerde ne yapıyor? Bünyemize uymuyor, dokuya uymuyor. Bunu doğal bitkilerden üretemezsiniz. Çok maliyetli olduğu için doğal üretmiyorlar. Sentetik üretiyorlar, petrolden. Evet. Petrolden üretiyor vitaminler. Doğal üretmiyorlar. Yani birçok firma doğal üretmiyor. Sentetik de bünyemizi kabul etmiyor. Bu neye benzer? Anahtarla evinize gireceksiniz ama yanlış anahtarla girmeye çalışıyorsunuz. Ne olur? Açamıyorsunuz, kapıyı kırarak içeri giriyorsunuz. Hücrelere zarar veriyor. Sentetik olan her şey. Evet. Her şey. Bünyemize zarar veriyor. Doğal değil. Bitkisel olanı bünyemiz kabul ediyor. Sentetik olanı reddediyor. Bu nedenle bünyemizde tahribatlar oluşuyor. Bu nedenle kimya tehlikeli. Tehlikeli olur mu? Mesela selenyumu hangi bitkilerden alabiliriz daha çok? Sarımsakta yüksek oranda selenyum var. Türk sarımsağı ama Çin sarımsağı değil. Çünkü Çin sarımsağı mesela 3 ayda Çin'den buraya gelecek gemiyle aşırı ilaçlanıyor kimyasallarla, koruyucu maddelerle, evet, antibiyotiklerle vesaire vesaire. Ne oluyor? Buraya geliyor, duruyor güzel güzel, pırıl pırıl ama yediğinizde sadece sarımsak yemiyorsunuz. Toksik maddeyi de beraber alıyorsunuz. Bir şey soracağım. Kapatacağız ama cahilce bir soru olacak ama. Çin sarımsağı nereden alacağız Çin sarımsağı? Normal sarımsağı görüyoruz. Marketlerde satılıyor. Çin sarımsağı her tarafta. Çin'den binlerce ton, on binlerce ton sarımsak geliyor. Yazıyor musun ne Çin sarımsağı diye? Çin sarımsağı biraz daha büyük, biraz daha abartılı. Vatandaş onu görünce bu daha iyiymiş zannediyor. Anladım. Oysa daha tehlikeli. Evet. Türk sarımsağı doğal. En önemlisi de en güzeli de küçük oluyor. Taşköprü. Evet. Taşköprü sarımsağı yüksek oranda selenyum içeriyor. Dünyada birinci sınıf, en kaliteli.